KPSS soruşturmasındaki son dalgaya savcının Fuat Avni tuzağı damgasını vurdu. Sabah saatlerinde başlatılan KPSS'deki 3. dalga operasyonunda 44 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak hakkında gözaltı kararı bulunan 20 ismin kaçtığı öğrenildi. Savcının son operasyonu öncekilerin aksine UYAP'a geç bildirmesi ise bomba bir detayı ortaya çıkardı. Son dalga operasyonunun Fuat Avni tarafından yaklaşık 48 saat önce yani UYAP'a bildirilmeden önce sızması tüm gözleri emniyete çevirdi. Gelen bilgilere göre Fuat Avni'nin yeri de tespit edildi. İşte Fuat Avni deşifresinin detayları. KPSS soruşturmasını yürüten savcı, Fuat Avni'nin yerini tespit etmek için son dalga operasyonunu son ana kadar gizli tuttu. Savcı, önceki dalgaların aksine son operasyonu UYAP'a da geç yükledi. UYAP'a yüklenmeden Fuat Avni'nin KPSS'de yeni dalga olacak tweetleri ise savcının öngörüsünü doğruladı. Üçüncü dalga operasyonunun UYAP'a yüklenmeden önce Fuat Avni tarafından duyurulmasıyla sızıntının Adalet Bakanlığı'ndan olmadığı ortaya çıktı. Savcılık emniyet içerisindeki köstebeyi aramak üzere ayrı bir soruşturma başlattı. Fuat Avni'nin yeri tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Fuat Avni'nin ya da kaynaklarının bulunduğu olası birimler tespit edildi. Soruşturmayı gizli yürüten savcılığın Fuat Avni'ye ulaşmak üzere olduğu öğrenildi.